Şimdi Azerbaycan'la Türkiye kardeşliği geçmişe dayalı, aynı kültürden gelen iki devlet ama tek millet olarak hep ifade ediyoruz. Eğer tek milletsek elbette ki bizim sportif manadaki birikimlerimizi, edindiğimiz tecrübeleri Azerbaycan'la da paylaşmak lazım. Dolayısıyla bizim bu birlikteliğimiz, bu beraber hareket etme tarzımız hem tarihsel bağlantımızdan hem iki devletin birbirine olan yakınlığının bir simgesi olarak algılıyorum ben. Elbette ki Azerbaycan'da da sportif faaliyetler belli bir seviyenin üzerine çıkmış durumda. Onlar da mesela Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Zannedersem birinci yönelimeyi de geçtiler. Dolayısıyla bu yakınlaşma, bu birliktelik elbette takdir edilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Birbirimize başarılı olduğumuz konularda yaptığımız, sadece futbol olarak düşünmemek lazım. Diğer branşlarda da biz Karabağ Kulübü'yle, diğer Azerbaycan dostlarımızla da şunu da görüşüyoruz. Sadece futbol değil, diğer branşlarda da basketbol, voleybol gibi branşlarda bir işbirliği olarak bunu algılıyorum. Bizim birikimlerimiz var, onların da birikimleri var. Bunları paylaşmak, tek millet olmanın gereklerinden birisi olduğunu düşünerek bu işbirliğinin devam etmesini diliyorum. Özellikle Karabağ Azerbaycan için ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray duruşunu göstermek üzere Karabağ kardeş kulüp seçmiştir ve bütün faaliyetlerinde, Azerbaycan'daki faaliyetlerinde Karabağ kulübüyle geliştirmek niyetindedir. Dolayısıyla bunun her iki devlete de, her iki devletin içindeki sportif faaliyet yürüyen kurumlara da hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray olarak elimizden gelen her türlü desteği Karabağlı ve Azerbaycanlı dostlarımızla paylaşacağımızın bilinmesini istiyorum. Tabii sorduğun sorunun içinde birçok başlık var. Bu başlıklardan en önemlisi bence Bakü'de Karabağ'la oynadığımız maçtaki, ben de oradaydım, takımım da oradaydı, bizim gördüğümüz misafirperverlik. Bakü'deki olimpiyat stadı 65 bin kişi kapasiteli. Biz maç esnasında 65 bin kişi oradaydı. Bakü'de tabii gerek otel, kaldığımız otelde, gerekse otelin dışına çıktığımız zaman Galatasaray sevgisi inanılmaz. İnanılmaz. Dolayısıyla bizim bu sevgiye muhatap olmamız halinde bizim de yapmamız gereken, Galatasaray Spor Kulübü olarak yapmamız gereken bir sürü faaliyetler var. Karabağ'la bunları planladık. Örneğin bizim buradaki storlarımızda Karabağ formasının satışı, orada yeni storlar, Galatasaray storlarının açılması, bu işbirliği bizi sevenlerin talebi. Hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de. O manada biz bu işbirliğini arkasında duracağız. Diğer konu, sponsorların bize verdiği futbolcu transferindeki destek. Bence bu çok övünülecek bir şey. Şu manada, Galatasaray Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaray'la olan herkes katkı vermek istiyor. Özellikle şu dönemde Galatasaray'la olan, yani bizi seven, Galatasaray'la olmasa da Galatasaray'ın başarılarında katkısı olmak isteyen bütün kuruluşlar bizim kapımıza geliyorlar, bizle konuşuyorlar ve bize destek vermek istiyorlar. Bu bence Galatasaray'ın nasıl bir marka olduğunu, Galatasaray'ın nasıl bir kurum olduğunun en büyük göstergesi. Galatasaray camiası, Galatasaray kültürü hiçbir zaman bir firmanın tahakkümünü sadece onun logolarıyla sadece böyle bir şeyi kabul etmez. Galatasaray'ın büyüklüğü işte buradadır.
Dolayısıyla biz de sponsorlarımızın bu iltifatına cevap vermek üzere sahalarda başarılı olmayı seçtik. Bunu da taraftarlarımızın bize gösterdiği destek çok önemli. Dün de bu desteği ziyadesiyle hissettik.